Merhabalar. PSD olarak çizdiğiniz bir tasarımı HTML'e nasıl dönüştürürüz onu göreceğiz sırasıyla. Ben bunu Fireworks'ta yapacağım. Siz de aynı şekilde Photoshop'ta çizdiğiniz tasarımı Fireworks'a atarak yapabilirsiniz aynı işlemleri. Öncelikle bu dersimde arka planı ve şu logoyu yani header bölümünü aktaracağım. Bu derslik bu kadar olacak. Daha sonra menüyü, sidebar dediğim kısmı ve içerik kısmını aktaracağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle pointer tool yani kısa yol tuşu ve onu alıyorum. Bakıyorum gördüğünüz gibi Photoshop'taki gibi aynı işlemleri yapabiliyorum. Hepsini değiştirebiliyorum. Şimdi seçim aracını alacağım. Marquee tool. Aldım. Arka plandan seçiyorum. Gördüğünüz gibi böyle aldım. Sabit bir renge düşene kadar beyaz. Küçük bir parça yeterli. Şimdi buradan optimize ayarından PNG 32 evet, tekrar seçiyorum. Kaldırıldı. Bunu seçtim. PNG 32. Şimdi sağ klik Insert Slice. Tekrar sağ klik Export Selected Slice diyorum. Images klasörüne kaydediyorum. BG. Şimdi de logomu çıkartacağım. Fakat şuradan geri gel diyorum. Logomun arkası gördüğünüz gibi şeffaf değil. Yani burada grilikler var. Şimdi öncelikle bu grilikleri kaldıracağım. Şunu mesela buradan header bölümü yani bu bölümün göz işaretinden kapatıyorum. Daha sonra beyazlık kalıyor. Bunu da kapatıyorum. Logoma tıklıyorum. Insert Rectangular Slice. PNG 32. Gene Export Select Slice. Logo. Şimdi tekrar eski haline getirdim. Dreamweaver açıyorum. Yeni bir HTML sayfası. Kod bölümünden ISO'sunu 9 yapıyorum. Build paketin. Şuraya bir başlık girelim. Şimdi bunu kaydediyorum. Index HTML. Onu da değiştirelim. Şimdi yeni bir CSS dosyası include edelim içine. Az önce yanlışlık yaptığımız için tekrar soruyor. Şimdi yine bir CSS dosyası açıyorum. Bunu siliyorum. Stil CSS. Şimdi arka planından başlayayım. BG. Şimdi bunu bu şekilde yapacağım. Body yani gövde kısmına background image URL Image klasöründeki bg.png. Tamam. Şimdi tekrar yönünü göstereceğim. Yani background'ın ne tarafa doğru tekrar edeceğini ve nasıl tekrar edeceğini göstereceğim. Repeat x yani sağ tarafa tekrar edecek. X ekseninde. Bakalım olmuş mu? Ha, bu arada da margin top 0. Yani üste doğru sınırın 0 piksel yapıyorum. F12 ile ön izleme yapalım tarayıcımızda. Evet. Gördüğünüz gibi aynı işlemi yaptı. Ekranı büyüttüğümde de devam ediyor. Bu arada aşağı doğru yani bir sayfama yazılar eklediğim zaman bu kayacak böyle. Aşağı doğru kayacak. Onu da düzeltelim şuradan. Background
color beyaz diyorum. Çünkü bir süre sonra beyaza düşüyor tasarım, gördüğünüz gibi. Onu da ayarladık. Şu son hali böyle. Şimdi ne kalmıştı? Logomuz. Bunun için yeni bir bölüm oluşturacağım. Header bölümü. Bu şekilde olacak yani. Sadece logom olacak. Belki daha sonra bir sisteme entegre edersek ona göre değişiklikler yapabiliriz. Şimdi bir div açıyorum. index.html'de. Div id header. Div'imi kapatıyorum. İçine resim kodumu yazıyorum. image source logo.png. id'sini de verelim logo diye. Çünkü lazım olacak. Üstten yaklaşık bir 20 piksel boşluk vermemiz gerekecek. Şimdi id değeri verdiğim için id stiliyle devam edeceğim. Logo margin top 40 piksel diyelim. Ön izleme yapalım tarayıcımızda. Evet, logomuz yerleşti. Şimdi header bölümünün genişliğini ayarlayalım. Header width, yani genişlik 960 piksel. 164 piksel. Sağ ve soldan ortalaması için de margin auto diyorum. Evet, biraz fazla vermişiz. Şu 20 piksel yeterli. Evet, aynı tasarım. Bu derslik bu kadar. Daha sonra menü bölümünü nasıl yerleştireceğimizi göreceğiz. Ve sırasıyla devam edeceğiz.